I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? Kanka önümüzü kesiyorlar bu arada. Tamam abi, tamam. Tamam, kapattım. Tamam. BYK Motovlog'dan herkese merhaba. Baksmani'nin kulağını kapatalım. Bugün bir konuğumuz var. Onun adı Oğuzhan Muslu. Hoş geldin kankacığım. Birlikte vlog çekiyor olacağız. İstanbul'dan İzmir'e geldi. Boş geçmedik. Oğuzhan'la tanışmamı uzun zamandır istiyordunuz biz de. Dileğinizi tabii ki bu kanalda her zaman gerçekleştiriyoruz. Şimdi çok fazla beklemeden sahil yolundan gidiyor olacağız. Birlikte yemek yiyeceğiz. Biraz gazlayacağız. Muhabbet edeceğiz. Hadi bakalım. Yakın arkadaş çevremde genellikle 600'lük var. Onlarla kapışıyoruz ve gölge tokatlıyor. Acımıyor. Çat çat çat. Vuruyor hepsinin ağzına. Ama binlik harbiden farklı. Böyle deli bir gücü var yani. Bugün İzmirlilerin kulaklarına geçmiş olsun diliyoruz. İnletiyor olacağız. Geçenlerde İzmir'de bir yarış oldu dostlar. Oğuzhan'la orada tanıştık. Daha önce muhabbetimiz yoktu. Hazır tanışmışken İstanbul'a dönmeden önce kaçırmayayım dedim. Çünkü benim takipçilerim video istiyordu. Hemen yakaladık. Videomuzu patlatıyoruz. Az sonra sahil yoluna çıkalım. Sahil yolundan belki bir çeşme yaparız. Çeşme yolunda muhtemelen biraz gazlayacağız bakalım. Lastiği yakmaktan telleri çıkmış artık. Hala durmuyor ya. Vuruyordu. Buyurun. Oğuzhan da bize çarpıyor. Bekle oğlum, döneceğiz. Allah cezanı vermesin, buradan dönecektik ya. Neyse, devam edelim. İner Arda, fena mı? Sokaklar lastik kokuyor, lastik. Neyse, şu arabanın gölgesinden faydalanalım, birazcık duralım. Gölgelerden faydalanan gölge. Keşke arkamızı alıp gitmek. Biz orada aslında aşağı inecektik, sana korna çaldım, duymadın. Şimdi zaten bit... yanımıza bak. Biz sohbet ediyoruz burada, yanımızdaki konuklarımıza bakın. Fazla durmamız iyi değil orada. Gölgede bu egzoz olmasa belki bu kadar iştahlı sürmem ya. İştahlı sürmek ne demek? O kadar açız yani bu işe. Kullandığınız motosiklette egzoz olursa anlarsınız dostlar. Gerçekten çok büyük fark ediyor. Gaza getiriyor ya bildiğin, çünkü tatmin ediyor o sesini. Bastıkça basasın geliyor haliyle. Buradan sağa döneceğiz. Geri döneceğiz. Binlik abi, dokunduğu gibi uzuyor. Bak, müsaade ettim bine kadar fark oluştuğunu görmek için. Açtığı gibi yok oluyor adam. Evet, burada çaktırmadan yolu uzatalım diyeceğim de, çevik kuvvetlerle de kapışmasak iyi yani yolu uzatırken. Çok fazla polis var bugün. Umarım tatsız olaylar yaşanmaz. İkimiz de gürültülü iki canavarla birlikteyiz. Şöyle bir hemen çekim alalım. Çantanın şeylerini sıkalım. Çünkü biraz gaz açıyor olacağız muhtemelen. İşim gücüm rast gidiyor hep maşallah. Birazcık trafik var. Şanssızız ama biliyorsunuz ki biz motorculara, hele bir de böyle serseri motorculara engel değil. Bu arada dostlar, 50.000'in konuşmasını yaptıktan 2 hafta sonra 60.000 olduk. Gayet hızlı yükseliyoruz. Çok fazla göze gelmeden büyüyelim. Bu yükseliş bozulmasın. Siz de bu yükselişe katılıp serseri topluluğumuzdan biri olmak istiyorsanız kırmızı ışıklarda sakın polisin önünde geçmeyin. Abone olup videoyu beğenmeyi, şu butonu bir yumruklamayı unutmayın dostlar. Anons geçmezsen çok seviniriz abicim. Geçerken de bizi kesti. Oo, bir tane daha. Hala buradasın ya, inanamıyorum sana ya. Kırmak istemiyoruz ama git yani. En sonunda sana zarar vermek zorunda kalacağız. Bugün çok polis var abi. Baksana, sıra sıra dizilmişler. Az önce bir de polisin önünde kırmızıda geçiyordum. Sakin sakin kalkışımızı yapalım. Çünkü biz sakin sürücüleriz. Üçüncü vites, dördüncü vites. Bak keko, keko! Her yerde polis var. Evet. Güzel bir alt geçiş. Hadi bakalım. Huh.
efsane sesler var şu an. Var ya çığlık atıyor makineler. Özellikle Aral'tı. Aral'tı'nın dostlar gerçekten kendine has bir sesi var ya. Makine yüksek de bir de bağırmıyor. Daha gürültülü bir ses çıkarmıyor. Makine çığlık atıyor. Ben buradayım, yol açın diyor. Biz şimdi ne yapalım biliyor musunuz dostlar? Bir de konak tüneline girelim. Geri dönelim sonra bu sahil yolunu gazlayalım. Bir tünel yapalım birlikte. Senin gibi manyak biriyle sürmek de tuhaf ya. Hem kendimi zapt etmeye çalışıyorum hem onu. Çünkü yolu bilmiyor, basıp gidiyor. Hadi bakalım, tünel zamanı. 1, 2... TCSM açıkmış, tekeri alamadım ama bugün fiyat vermek yok. Devam ediyoruz. Sarı noktadaki arabalara dikkat. Yol ver abicim, iki manyak geliyor. Yol ver. Amanın. Üf, bir patlatıyor egzoz var ya. Şey gibi, davulcular gibi kick vuruyorum pat pat diye. Efsane ya. Arabalar falan cama çıksa tabi duyuyor da. En çok motorcular etkileniyor biz geçerken falan. İçeride... Buna bir karşılık vereceğiz dönüşte. Bunun bir karşılığı olacak elbet. Çünkü tünele tekrar sokuyor olacağım onu. Bir de gölgeden redline dinleyelim. Bekleyelim şu geçsin. Çünkü o bizi önemsemeyecek muhtemelen. TCS'yi kapattım. Devam edelim. TCS off, mod A. Hadi bakalım. Yapıştırmaya devam. Yanıma gelsin de bir kesiciyi tattıralım ona. Evet. Kıyamet kopardık abi, kıyamet! Şuradan kayalım. Of! Gölge sakin durmuyor ya, ben dursam o durmuyor. Evet, yine polis kornası duyuyoruz. Neler oluyor bugün ya? Ares 6 mı? Bunu şimdi otobanda yakalamak vardı be kanka. Evet, selamünaleyküm. Buraya doğru geliyorlar bir de. Bir olmasını bekleyeceğiz. Çok mu bağırttık, ne yaptık? Kanka önümüzü kesiyorlar bu arada. Evet, önümüzü kesiyorlar. At this moment that he knew he fucked up. Tamam abi, tamam. Tamam, kapattım. Tamam. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Sen niye serseriler diyorsun? Abi belliydi böyle bir şey olacağı ya. Şuraya koyalım. Bu neyin bedeli abi? Öde öde bitmiyor. Selamlıyoruz. Evet. Çay fırlatayım mı? Evet, bu yolculuğumuz da bu kadardı. Aman aman. Tamam. Bir de burada bir fotoğraf çekilelim kanka. Tramvaya da dikkat edelim. Çekiciyi de fotoğraf çektirmeye ödemeyiz ya. Abimiz çekiyor bizi bu esnada. Bak, zenginlik böyle bir şey bak. Bak. Bak, bu zenginlik. Oradan selamlıyor. Biz de az önce öyle hissettik ama. Tamam, bunu aldık. Şöyle koyalım.
Arkadaşlar böyle bir şey yok. Böyle bir çevirmeye girmedim daha önce. Vali özel anons geçmiş bizler için. Yani benim bir tane Yunus polisi arkadaşım var. Buradan çok uzak bir mevkide şu an. Onu aradım. Kanka dedim biz çevirmedeyiz. Dedi ki umarım o iki sürat motorundan biri sen değilsin. Evet benim dedi. Hiçbir şey yapamam dedi. Ben bile seni arıyorum şu an dedi. Arkadaşım beni arıyormuş. İzmir'in tamamını anons geçirmiş o iki motorluyu alın diye. Vali geçiyormuş biz buradan geçiyorken. Biz gittik bir de tünelde kesiciler yaptık. Tek tekerler yaptık. Geri geldik. Sonra diğer memur abimiz silahına davrandı. Artık işin ciddiyetini fark ettim. Anahtarı verdim hemen. Böyle bir şeyler oldu. Evet bu da Erhan'la motolitik kardeşimiz. Arkadaşlar bu yaklaşık 6 aydır tanışıyorsunuz. 2 gün önce tanıştım. 2. günüme bakın. Dün motoruma oturdu. Bak 6 aydır konuşmuyoruz. Yani tanışmamıştık. Geldi oturdu. Sonraki günüme bakın. Halime bakın ya. Plakasızlıktan, egzozdan ve tehlikeli şerit değiştirmekten ceza yedi. Benim plakam vardı. Egzozdan ve tehlikeli şerit değiştirmeden ceza yedim. 2000 lira. Şimdi o yemeği artık yiyelim. Yemek yiyeceğiz diye yollara çıktık. Sonumuz böyle oldu video yüzünden. Bir video uğruna validen anons edip ya. Böyle bir şey yok. O iki motorluyu alın diye. Biri siyah, biri beyaz motorlu. Siyah motorumuz gölgeniz. Ondan sonra da çevirmede öttüler bizi. Hani polislerin yanından biraz geçti. Geçmeyelim mi? Doğru diyorsun ya. Şuradan gidelim o zaman, dön. Aynı polislerin yanından bir daha geçmeyelim. Saçmalık olur birazcık. Polislerin gözdesiyiz şu an. Evet. Oyunumuzu da oynadık. Sizi bu trafikten kurtarıyorum. Videonun hemen diğer kısmına geçiş yapıyoruz. Şimdi bir geçmişe düşünüp bakınca Vali Bey'e rastladık diye durduk yere ceza yedik. Yetmedi. Şimdi bir dünya tantanası var. Muayeneye gitmemiz gerekiyor. Motor trafikten ben şu an tekrar muayeneye gidip trafiği almamız gerekiyor. Yani öyle bir şeyler var. Amının amının. Kıyamet koptu. Neyse arkadaşlar, başlığı seçemem yani, öyle olaylar oldu. Ne koyacağız bakalım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. BYK kaçar.